Esselamu Aleyküm, muhterem seyircilerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hubbul vatani minel iman buyurur. Vatan sevgisi imandandır. Çünkü vatan içerisinde çok değerli şeyleri barındırır. İnsanın dünyasını da barındırır, insanın ahiretini de barındırır. Her şeyden önce insanı kendisinden yaratıldığı toprak. Hep gözü o. Hayatta hayatını devam ettirecek her şeyi oradan aldığı gibi, yaratıldığı her şey ondan ve neticede dönmüş olduğu şey yine ondan. Evvela güzel olan şeyleri nazara vereyim. Çocuk dünyaya gelir gelmez hemen anne babasının, çevresinin gözün aydın ifadesini kullanırken vatana millete hayırlı olsun der. İnşallah bu çocuk vatana millete hayırlı olur der. Son yıllarda, son birkaç yılda filmlerde daha ziyade kahramanlık ile ilgili, vatan sevgisi ile ilgili, vatan müdafası ile ilgili geçmişten, yani Selahaddin Eyyubi'den, artık Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden ki ona geliyor ve aynı zamanda Osmanlı'nın kuruluşundan birçok şeyde hakikaten o tarihi inanız kaybettiğimiz, üstü tozlanan, kirlenen, paslanan o duygunun yeniden neşvi nema bulması açısından güzel, sevindirici bir durumdur. O kahramanlık filmleri insanda ister istemez insandaki bazı güzel duyguların oluşmasına neden oluyor. Belki de ondan olsa gerek ki bundan 5 yıl önce lise İmam Hatip'te son sınıf öğrencilerine ama dil sınıfı, dil. Yani adam dil öğrenmeye gelmiş, yabancı dil, İngilizce. Oğlum bitirince ne yapacaksın, hangi bölüme gideceksin, ne yapacaksın diye sorduğumda demişti ki özel harekatçı olacağım. Maşallah. Tamam da sen yabancı dil öğreniyorsun. Gerçi sonradan şey yaptım, tebrikle beraber. Canım özel harekatçının da dil bilmesi elbette ki gerekir yani. Dil bilen özel harekatçı da lazım. Bundan bir kısa bir müddet önce gene, bir ay kadar önce gene bir öğrencime sordum. Ne olacaksın dedim, baktım o da özel harekatçı. Gerçi şeyine baktım ama sakinliğinden dolayı yani hiç öyle özel harekatçılığa benzer durum yok. Yani neden sebebini sorduğumda hakikaten o kahramanlık filmlerinin olmuş olması bu insanlarda o güzel duyguların, kahramanlık duygularının neşvi nemasına vesile oluyor. Bizim hani şehitlik konusu başlı başına bir konu. Onu TV'de ben genişçe dile getirmiştim. Daha ziyade vatan odaklı olaraktan meseleyi ele alacağım. Baktığımız zaman o kahramanlık türküleri olsun, şiirleri olsun, yani Akif'in o manada vatan ile, toprak ile ilgili, şehitlikle, şüheda ile ilgili olsun. Yani bütün bunlar insandaki o ulvi duyguların neşvi nemasına vesile olmuş oluyor. Bir toplum düşününüz ki, şimdi insan mı ölümden korkar, ölüm mü insandan korkar? Dünyaya gittiğiniz zaman çok insan tabii ölümden korkar ama nasıl bir duygu ki? İmandan gelen nasıl bir cevher ki, o kahramanlık insanda nasıl bir duygu meydana getiriyor ki, bakıyorsun ölümün üzerine gülerek gidiyor. Yani elinde değnekle, düşmanın elinde top tüfek var, üzerine gidiyor. Elinde hiçbir şey de yok, yumruğuyla gidiyor. Yani ölümün üzerine böylece ölümden korkmadan. Şimdi bu insandan, kendisinin ölümden korkmadığı bu insandan, ölümden korkan bir insan nasıl mukavemet edebilir, nasıl karşı koyabilir? Elbette mümkün değil. Tarihimiz hep bu güzel şanlı kahramanlıklarla dolu. Bir tane, bin tane değil ki. Hangi birini söyleyelim? Hep namlı şanlı bir şekilde kahramanlık hakikaten destanlarıyla dop dolu. Ve mesela Bosna Hersek'te Boşnaklı Müslüman kardeşlerimiz Sırpların saldırılarına uğruyorlar. Artık yapılacak bir şey yok. Tamamen artık şehitlikten, teslimiyetten başka bir şey durum yok. Teslim olmakta değil, artık şehit olunacak. Bunun üzerine komutan onlara soruyor. Evlatlarım diyor, bildiğiniz tüm duaları, sureleri okuyun diyor. Erim biri diyor ki, efendim diyor, ben ne sure ne dua hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum hiçbir şey bilmiyor musun diyor. Hayır efendim diyor. Sadece bir kere diyor, selamun aleyküm duymuştum diyor. Tamam evladım diyor. Sen onu söyle diyor. Bu bulunduğu yerden kalkıyor, düşmanın üzerine selamun aleyküm diyerekten bağırarak gidiyor. Yani hiçbir şey bilmiyorsa bile o selamun aleyküm ifadesi bile onu celallendiriyor, şahlandırıyor. Ölümü bile kendisinden korkutuyor. Ölüm bile bu insandan korkar.
hiçbir şey bilmese, selamun aleyküm, Allah 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 nidalarıyla bile koşsa, Çanakkale'de imanı tekmiye meydan okuduğu gibi. Meydan okuduğu gibi. Bu güzel manzaraları, tabloları çokça anlatabilirim. Çokça dile getirebilirim ama bu vatan sevgisi meselesini gündeme getirmemdeki sebep aslında üzücü bir durum. Yapılan bir ankette %27 oranında kişilere soruluyor. Vatan müdafaasında, düşman istila ettiğinde vatanı müdafaa eder misin diye. Üzülerek ifade edelim ki %27 oranında kişi vatan için savaşmayacağını ifade ediyor. Tabii bunun nerede olduğu, nasıl olduğu ama ortada bir gerçek var. Törpülenen bir duygu var. Yani maneviyat konusunda nasıl bir yaralanma varsa, bir eksik varsa, zaten maneviyat gidince vatan sevgisinin kaynağı o, mayası o. O maneviyat zaten. O maneviyat gitti mi vatan sevgisi kalır mı ya? O iman, o İslamiyet, o namaz, o ibadet, o taat, Allah'a teslimiyet. Bu gibi ulvi manalar giderse yerini hangi bir şeye doldurabilir? Elbette ki mümkün değil. Yani ta Efendimizin o لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَةَ فَلَنْ يَمَلْ اَمِيُرَ اَمِيُرُ وَهَوَلَنْ يَمَلْ جَيْشُ جَيْشُ Efendimizin o müjdesi bile 90 küsur yaşındaki ev sahibi tabiri caizse Ebu Eyyub el-Ensari'yi devenin üzerinde kendisini bağlayarak düşmesin diye, ki biz uçakla gitmeyiz o yaşta. Ama nasıl bir iman, bir müjdeye mazhar olma düşüncesi ki kalkıyor o Medine'den İstanbul'un surlarının dibine kadar da gelmiş oluyor. Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de olsun, ayet-i kerimelerde vatan sevgisiyle ilgili, tabii şehitlikle ilgili çok büyük hakikatler var. Hepimizin devamlı duyduğumuz, bildiğimiz Bakara suresinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda ölen ve öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Siz farkında değilsiniz. Kur'an-ı Kerim'de şehitlikle ilgili iki ayet geçer. Biri böylece Bakara suresinde, diğeri ise Ali İmran suresinde. Ali İmran suresinde buna ek olarak, yani Allah yolunda savaşan, vatanı için, kutsal değerleri için, namusu için, evladı için, bütün değerlerinin hıfzı ve muhafazası için savaşmış olan insanlara ölüler demeyin. Onlar diridirler ve güzel olarak yurzakun ifadesiyle Rabbimiz, onlar Rablerinin inda rabbihim yurzakun ifadesiyle, onlar Rablerinin nezdinde rızıklandırılırlar. Özel rızka mazhardırlar. Dediğim gibi şehitlik konusu başlı başına, yani ki şehit kendisini ölü bilmez. Hatta hayatta olan insanı ölü bilir. Her ne kadar hayattaki ona ağlasa da o aslında hayattakine ağlar. Ben şu ince noktayı da burada nazara vereceğim. Bunu TV'de anlatmıştım. Kime sorarsanız sorun. Şehitlik mi üstündür, gazilik mi dediğiniz zaman herkes ortak bir kanaat olarak şehitlik diyecek. Tamam da şehitlikte ölmek var. Gazilikte öldürmek var. Yani bu manada ölmek, Allah yolunda, kutsal değerleri müdafaa yolunda ölmek, öldürmekten daha önemlidir. Yine değinmeden olmuyor. Hazreti Ömer'in kardeşini öldüren kişi daha sonra şehit oluyor. Daha sonra Müslüman oluyor. Hazreti Ömer'in kardeşi şehit oluyor. O müşrik tarafından öldürülüyor. O müşrik daha sonra Müslüman oluyor. Hazreti Ömer her onu gördüğünde ona soğuk bakıyor. Ters bir şekilde bakıyor. Bir gün o sahabi, artık sahabi olmuş ya, dayanamıyor. Ya Ömer diyor. Eğer diyor senin kardeşin beni öldürseydi, o gazi olacaktı, ben ise kafir olarak ebedi cehennemde kalacaktım. Ama benim elimle Allah kardeşini öldürdü, gazilikten daha üstün seviye olan şehitlik derecesine çıktı ve Allah bana da hidayeti nasip etti. Ben de Müslüman oldum deyince Hazreti Ömer hakikaten teslim oluyor. O manada ona hak veriyor, o eski soğukluk durumunu yapmamış oluyor. Onun için mesela yine ayet-i kerimede Tahrim suresinde ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıp yıkıcı bir ateşten koruyun derken, yani bu gibi değerlerin payimal olması durumunda, böyle bir tehlike durumunda, insanın canından geçmiş olması, dediğim gibi bütün kutsal değerleri için onları koruma uğrunda hayatını feda etmiş olması büyük bir şehadet derecesini, üstün bir mertebeyi, yüce bir mertebeyi insana kazandırmış oluyor. Cihad ile ilgili ve cahidu fillah gibi Mücadele suresinde olsun. Cenab-ı Hak mücadele edip Allah yolunda cihad edenlerin elbette ki onların o hiçbir şeylerini, işlerini zayi etmeyeceğini Rabbimiz
beyan etmiş, ifade etmiş olmaktadır. Onun için en kutsal mesele vatan müdafasında. Kur'an'da bu manada hem cihat olsun, hem şehitlik olsun, hem vatanın müdafası ile ilgili olsun, ayetler ile beraber hadis-i şeriflerde de, ki başta okumuş olduğum hadis-i şerifte de belirtildiği gibi hubbul vatanı minel iman, yani vatan sevgisi imandandır. Bunu Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde de orada da bu hadis-i şerif geçmiş olmaktadır. Yani kaynak olarak sağlam bir kaynağa da dayanmış olmaktadır. Vatan sevgisinin imandan olması ile ilgili. Onun için şehadet olsun, vatan müdafaası olsun, hadis-i şeriflerde bu manada Efendimiz övmektedir. Bu kimseleri överekten vatan müdafaasının önemli bir mesele olduğunu, yani inancın, imanın kaybedilmemesi gibi, onun bir parçası olan vatan müdafaasının ve muhabbetinin de elbette ki kaybedilmemesi gerektiğine böylece işaret edilmiş olmakta. Bunun kutsiyeti ve ehemmiyeti nazara verilmiş olmaktadır. Evet, özetle bu manayı ifade etmiş oldum. Tabii ki toplumdaki bu durum inşallah iman mükemmelleştikçe, iman kemale erdikçe, görür gibi Allah'a iman derecesine bir iman geldikçe, elbette ki şehadette, vatan sevgisi de, vatanı korumada, öyle %27 kaçamak yapmak değil de %1 bile inşallah çıkmayacak. Bunun temelinde maya olarak o iman mayasının o kalplere elbette ki ekilmesi, atılması, yeşertilmesi gerekir. Evet, Cenab-ı Hak o şuur ve idraki, o tarihi şuuru, geçmiş şuuru, din şuurunu, iman şuurunu, Kur'an şuurunu bizlere inşallah nasip etsin. Böylece vatan sevgisi muhafazası şuuru da otomatikmen kendiliğinden oluşmuş olur. Saygı ve sevgilerimle.